bilmeyenler, Allah'ı hiç tanımayanlar, bütün hayatlarını serkeş şekilde yaşayanlar neyle karşılaşacaksınız? Düşünüyor musunuz acaba hiç? Yarın mezar var, mezar. Yarın hesap var. Söylediğin her sözden, terk ettiğin her namazdan, attığın her adımdan dolayı sorgulanacaksın. Çaresiz. Kin ve nefretle, intikam hırsıyla sakın kefenlenip önüme gelmeyin. Allah'tan korkun. Birbirinizin ırz ve namusuna saldırmayın. Benim huzuruma sakın öyle gelmeyin. Allah diyor muktedir benim. Kudret benim, saltanat benim, güç benim, iktidar benim diyor. Bazen şan, şöhret, para, güç imtihandır. Allah verdikçe verir, isyankara verir, inkarcıya verir, üst üste verir, azgınlığı daha da artsın diye. Kötü olanlar kötülükleriyle kalacaklar. İyi olanlar ise Allah'ın büyük mülkünü görecekler. Efendim, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden esirgeyen ve bağışlayan Allah'a sığınırız. Allah'ım kelimemizi hak eyle. Allah'ım yolumuzu müstakim eyle. Allah'ım sözümüzü güvenilir eyle. Allah'ım hamdimizi hamd, şükrümüzü şükür, zikrimizi zikir, kunutumuzu kunut eyle. Namazımızı makbul eyle, orucumuzu kabul eyle. Zekatımızı vermeyi nasip eyle. Hacca, haçta temizlenmeyi, durulanmayı nasip eyle. Efendim bugün cuma ve cumaya bu temenni ve bu niyazlarla başlamış olduk. Hamd ettik, şükrettik, Allah'a sığındık. Hamdimiz ve şükrümüz Allah'adır. Zira her şeyi veren O. Zira gözü veren, kulağı veren, dişi veren, dili veren, kalbi veren, kısacası hayatı veren, hayatı bahşeden O. Ve hiçbir sorun üstüne hiçbir sorumluluğumuz ve hakkımız olmadığı halde yoktan var ederek veren, verdiğinin karşılığında da para pul istemeyen, sadece beni hamd edin, beni şükredin. Bana hamd edin, bana şükredin, beni hatırlayın. Rabbiniz olduğunu bilin, yeter ki bunu istiyorum, başkasını istemiyorum diyen bir Rabbimiz var. Efendim günümüzün duasıyla bu cuma günü de programımıza başlamak istiyoruz. Sevgililer sevgilisi, efendim değişik dualarından alınmış olan bir genel dua ile şöyle dua ederdi. Allah'ım sana iman ettim. Gönderdiğin kitaba iman ettim. Gönderdiğin peygambere boyun eğdim. Sana sığındım, senin emanına, güvenine koştum. Her Müslümanın yapacağı duadır bu dua. Peygamberimiz bize duayı öğretiyor. Onun için senin peygamberine iman ettiğini koyuyor içine. Çünkü peygamberler de peygamberliklerine iman ediyorlar. Ümmetlerinden de bu imanı ifade etmelerini arzu ediyorlar. Ahiretine iman ettim. Nedir ahiretine iman? Hesabın görüleceği, mizanın kurulacağı, sıratın kurulacağı, terazinin kurulacağı, cennetin ve cehennemin olacağı bir alem, ebedi bir alem. Dünya hayatı sonludur. Gezegenler, samanyolları, şunlar, bunlar, bütün galaksiler yok olacak. Yeni bir dünya yaratılacak. Evren, o evren ebedi olacak. O evren iki şeyden müteşekkildir. Cennet ve cehennemden. Ara alemler yok olacak. Cennet ve cehennem. İşte her şeyin hesabını görüleceği, her hesabın hassas bir dengede tutulacağı o güne ahiret, uhra, diğer alem anlamına ahiret alemi diyor. Dünyaya ilk alem, ahirete ikinci alem, kalıcı alem. Ahiret alemi kalıcı alemdir, sonsuz alemdir. Dünya alemi de ahirete hazırlık yapan alemdir. İşte ahiretine iman ettim derken bunları ifade ediyoruz. Oradaki sorgu suale inandım. Allah'ım haram yemedim.
Allah hiçbirimize haram vermesin. Haramdan beni uzak tut. Kimseye zulüm etmedim. Zulümden beni uzak eyle ya Rabbi. Kimseye beddua etmedim. Beni bedduadan uzak tut ya Rabbi. Çünkü beddua eden kişi zulme uğradığı için beddua ediyor. Zulme uğramak da iyi değil. Onun için zulmü bizden def eyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Kul hakkına el uzatmadım. Beni kul hakkından uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım babama ve anneme rahmet eyle. İşimi düzene koy. Ticaret bir bereketli kıl. Hastalıklardan beni uzak eyle. Hastalıklardan sevdiklerimi de uzak eyle. Sen cömertsin, ganisin, merhametlisin. Bütün dualarımı kabul eyle. Allah bütün bu dualarımızı da dergahında, izzetinde, kereminde kabul eylesin diyorum, diyoruz ve ilk telefonumuzu bu cuma günü efendim alıyoruz. Alo. Hocam, selamun aleyküm. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı cumalar dilerim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Hayırlı cumalar. Hocam ben şey soracaktım. Bu nasıl? Aklımdaki evet. Soru tam olarak soracaktım da. İki tane soru soracaktım hocam. Benim duyduğum bir tane şey var. Hani Allah nasip edeceği şeyi dualarımızda şey yapmazmış. Yani hayal ettirmezmiş. Birisi hakkında diyelim. Bir insanı seviyorsak ve onunla bir gelecek düşünüyorsak onu hayal ettirir mi Allah? Yani namazda dualarımızda sürekli ettirir mi? Ya kızım, duanızda sevdiğiniz bir kişiyi eğer evlenmenize bir engel yoksa, bir dini engel, vicdani bir engel yoksa evlilikte, evlenmenizde, duada sevdiğiniz kişiyi istemekte ısrarcı olmanız dinen sakıncalı değildir. Diyebilirsiniz, Allah'ım bana kemali nasip eyle mesela. Ahmet'i nasip eyle. Ama bizim tavsiyemiz şu. Allah'ım eğer hayırlıysa dünyama ve ahiretime, hem dünya hem ahirete. Eğer hayırlıysa dünyama ve ahirete bana Ahmet'i nasip et. Demek daha doğru olur. Her halükarda Ahmet'i bana nasip et kelimesi. Doğru bir kelime olmayabilir. Çünkü belki Ahmet'in gelmesinde hayır değil, şer vardır. Bilemeyiz. Çünkü biz bir adım sonrasını bilemeyiz. Bu nedenle de duada dikkatli olmak, ifadeleri doğru kullanmak, arzu edilen şeyi adrese doğru göndermek gerekiyor. Sevdiğiniz kişiyi istemekte ısrarcı olabilirsiniz. Sakıncası yok. Tamam mı? Teşekkür ederim hocam. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun, bir soru daha sorabilirsiniz tabii ki. Bu nasip, hani kısmetimizdeki kişi, hani diyelim... Bir insan bir evlilik yapıyor ama doğru kişi değil. Başka bir ikinci evlilik yapıyor. O ilk evlilik bizim kısmetimiz mi olur yoksa nasıl şey imtihanımız mı olur yani? İkinci evlendiğimiz kişiyle daha çok mutlu mu? Yani her şey nasiptir de nasibi belirleyen şeyler kulların kendi gayreti ve Allah'ın takdiridir. Nasibiniz mutlaka size ulaşır. Size ayrılmıştır ama bunu Allah takdir eder. Aracıları aradan kaldırırsa direkt verebilir. Dilerse de sizin gayretinize bağlayabilir. O kendi tasarrufudur. Bazı insanlar Allah katında kıymetlidir. Ve herhangi bir gerekçeden dolayı Allah onu ona özel bir muamele yapabilir. Bazılarını da normal prosedür takip ettirebilir. Hocam bunun bir mantığı var mıdır? Mantığı vardır tabii ki. Yani nedir mantığı? Diyelim ki bir gün araba yürüdü, araba geçti. Araba bir kediye çarptı, kedi fırladı. Araba kediye bakmadı, geçti gitti. Bastı gitti. Siz koştunuz, kedi getirdiniz, kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş. Kalbine masaj yaptınız, kedi kendine geldi. Götürdünüz, yemek yedirdiniz, mama verdiniz, su içtirdiniz, iyilik yaptınız. Allah bunu sevdi. Allah sizin bu tavrınızı beğendi. Allah bu tavrınızdan razı oldu. Sizin bir duanızı direkt kabul etti. Veya normal şartlarda... Normal prosedürü uygular, sünnetullah diyoruz, kurallar koyuyoruz. O kurallar için gayret gerekiyor, dua etmek gerekiyor, ısrarcı olmak gerekiyor. Nasip eder veya etmez. İki evlilik yapan kişinin nasibi hangisidir? İkisidir de aynı zamanda.
Nasip olmuş ki evlenmiş yani. Peki bunu biz mi belirliyoruz, Allah mı belirliyor? Her şeyi Allah belirliyor. Her şeyin bilgisi Allah'ın katında. Onun oluru olmadan olmuyor ama sen tercih ediyorsun. Senin tercihini Allah onaylıyor. Tamam mı efendim? Anladım. Teşekkür ederim hocam. Peki, peki. Efendim bir veteremiz var. Veteremizi paylaşalım hep beraber. Allah'a nasıl dua edersiniz? Bazen oluyor ki Rabbim kendini her yerde hissettiriyor. Kur'an-ı Kerim okurken, yolda bir ağacın çiçeği açtığında bile Rabbimin gerçekten büyüklüğünü hissedip orada dua edebiliyor insan. İçimden nasıl gelirse öyle dua ediyorum. Ne isteğim varsa, ne dileğim varsa, sağlık, hoşluk. Kendi iç onu çocuğuma, ana babama, sonra bütün ümmete, herkese elinde geldiği kadarıyla dua ederim. Allah'a bağışlanmak için istiğfar ederim. Ondan sonra ona şükrederim, hamd ederim. İçimden geldiği gibi o anı yaşadığım anda duam çok farklı oluyor. O anki duaya karşılık yani oluyor. Bazen çocuklarım için, bazen evim için, bazen akrabalarım için, bazen ana babam için. Yani o duanın ne zaman nasıl geleceğini bilmediğim için. O gizlidir ya. Allah'a dua etmek çok farklı bir an. Şimdi onu ben sana burada nasıl söyleyeyim ki? Yani Allah'a dua etmek tamam mı? Benle Allah arasında olan bir şey olduğu için o kalpten giden bir şey yani. O yüzden onu bak açıklayamam yani. Ya Rabbi bütün günahlarımı affeyle. Ehli İslam'ın günahlarını da affeyle. Ya Rabbi yavrularımızı hayırlı et. Ehlimizi zamanın sonuna kadar hayırlı eyle. Güzel Allah'ım günahlarımızı affet. Günah işletme bize. Doğru yoldan ayırma bizi. Rabbim bizi affet. Bizi bağışla. Sağlıklı, bu fani dünyada sağlıklı yaşamayı nasip et. Vücudumuzdaki ağrılara Şafi isminden şifalar ver diye dua ederiz. Allah'a dua ediyorum, Allah'ım diyorum, elden ayaktan düşürme diyorum. Rabbim diyorum, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ibadetlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah diyorum. Canı veren Allah, duamı kabul eyle. Dünyada yarattığın kullarına öncelikle hastalık verme, dert verip dermanı aratma. Hastalara şifa ver, dertlere deva ver, yolcuların yolunu açık öyle yar. Dara koyma gençlerimizi, kötü yollara düşürme Allah'ım. Evet, Hacı ablamızın duasına hepimiz hep beraber amin diyoruz. En güzel dua yaptı teyzemiz. Duamıza Cenab-ı Allah kabul eylesin diye temenni ediyoruz. Evet, bir telefonumuz var. Telefonumuza cevap verelim bakalım. Alo. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam hanımefendi. Buyurun, buyurun. Hayırlı cumalar diyelim ben size. Size bir sorum olacak. Ben 5 senedir evliyim. Kaçarak evlendim. Fakat benim annem bana beddua etti. İnşallah Rabbim sana çocuk nasip etmesin. Ve ben 5 senedir evliyim hocam. O kadar tedavi gördüm. Hiçbir şekilde çocuğum olmadı. Annemin bedduası bana geçer mi? Yani beddualar tabii ki anne bedduasından sakının diye ben sık sık söylüyorum. Hem babanın hem annenin, özellikle babanın da bedduasından çok sakının diye. Çünkü baba tasarlayarak, düşünerek, tez canlı değildir babalar. Daha böyle tecrübeli. Anneler hani canları yanıyor. Bir de anne evladını kendine çok yakın hissettiği için bedduası baba kadar tutmayabilir. Baba geç beddua eder ama beddua edince de bedduası etkili olur. Annenin de hakkı çok fazla. Keşke tabii ki kaçarak evlenmeseydiniz. Kendi iradenizle, ailenizin de desteğiyle, kendi duanız ve gelinliğinizle çıksaydınız keşke. Annenizin bu duasını bedduasını almazdınız. Şimdi yapacağınız şey şu, annenizin duasını almaya çalışın. Elini öpün. Anneniz hayatta muhtemel ki. Hocam, annemin bedduası tutmuş mudur? Bilemeyiz tabii yani. Biz Allah adına karar veremeyiz. Annenizin bedduası mı tuttu? Yoksa zaten siz çocuğunuz geç mi olacaktı ve hiç olmayacak mı? Onu biz bilemeyiz. Onu ancak Allah bilir. Tedavi olduğunuza göre bir problem var demek ki. Annelerin belki bedduası problemsiz de olunsa çocuğa engel olur. Ama sizinki
doktora gittiğinize göre bir sıkıntı var. O sıkıntıyla inşallah tedaviyle aşarsınız. Ama anneniz hayattaysa annenizin duasını da alın. Anne bedduasını almak doğru değildir. Anne duası bütün kapıları açar. Bundan hiç şüphemiz yok. Hepimiz anne duası almışızdır. Ve anne duasıyla yola çıkmışızdır. Annelerimizin duası makbul oluyor. Makbul olunca da önümüzdeki engelleri kaldırıyor. Yeter ki kalbi bir dua. Onun için anneyi üzmek kötüdür ve şerdir. Üzmemek lazım anneyi. Anne 9 ay karnında taşıyor. Yemiyor, yediriyor, yatmıyor, yatırıyor. Su içmiyor. İçerken çocuğunu düşünüyor. Ne bileyim yani hayatı sağa dönüyor, sola dönüyor, yatakta rahat uyuyamıyor. Annelik kolay bir şey değil yani. Anneye, çocuk doğuranlara sorun bunu. Bırakın da duası bedduası tutsun yani. Yani tutar da. Onun için anne duasını alın diye tavsiye ediyorum hanımefendi. Peki, bir veterimiz var. Veterimizi izleyelim hep beraber. Anne sevgisi sizin için ne ifade ediyor? Anne gibi var mı yavrum? Çok güzel, mereme, sevgi. Annenin yerini ne tutar? Ama annem yok. Çok üzüntülüyüm. Annesiz hayat olmaz. Anne beni çocukluğumdan beri emdirmiştir, yetiştirmiştir yavrum. Hiçbir şeyle ölçülmez. Anne sevgisi bambaşkadır. Annenin yerini hiçbir şey tutmaz. Anlatılmaz. Çok yani... yaşanması lazım ama annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Allah herkesin annesini başından eksik etmesin inşallah. Her şey ifade ediyor yani anne yani hiçbir şey tutamaz. Yani annelik kutsal bir şeydir yani insan evladı için her şeyi yapabilecek yani duruma geliyor bazen. Anne sevgisi, anne değeri anlatmakla bitmez yavrum. Cennet anneler ayağı altındadır. Veysel Karahanlı Hazretleri için söylenir. Annesinin duasını alan peygamber hırkası giyer diye böyle bir güzel bir veciz söz var. Olmazsa olmaz değerlerimizin başında gelir. Dünyanın en değerli hissini yani annesi olmayanlar için şu an konuşamayacağım. Çünkü benim annem de rahatsız. Onun yokluğunda herhalde ben de yok olurdum diye düşünüyorum. Yani varlığı benim için her şeyden önemli. Annenizi hangi durumlarda arıyorsunuz? Hasta olunca, üzülünce. Benim de diyorum annem olsaydı da. Onun herhangi bir üzüntümü paylaşsaydı. Çocuklarımın büyüdüğünü görmediği için çocuklarımı yani görsün istiyorum. Oğlumun askerliği var, askerliğinde olsun istiyorum. Vallahi kızım küçük yaşta kaybettim annemi. 10 yaşında kaybettim. Annemi özlüyorum yavrum. Annemi özlüyorum. Ben ona ekmek yediremedim. Çalışmada ekmeği diremedim. Onun için çok üzülüyorum kızım. Evet, anne gibi yar olmaz. Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Bunlar Anadolu'muzun kültürüne yerleşmiş olan ağır kelimeler, manevi yükü ağır kelimeler ve doğru kelimeler. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi iki gün ağlar, anne hayat boyu ağlar. Gerisi yalan ağlar yani. Lafta olsun diye ağlar. Ağlar görünür ama anne önemli. Onun için anne üzmeyin, anneleri üzmemeye gayret ediniz. Efendim, Hazreti Peygamber'in keşke annem sağ olaydı, babam sağ olaydı. Ben namaz kılıyor iken annem veya babamdan biri Muhammed, Muhammed diye beni çağırsalardı da ben de namazın ortasında lebbeyk, lebbeyk deseydim. Efendim buyur, buyur anne deseydim keşke diye ifade ediyor. Namazı dahi annenin hatırına bozmayı göze alıyor. Son derece önemli. Onun için anne bir nimettir. Allah o nimeti bugün yanınıza vermişse, anneniz hayattaysa yani. Elini öpün, ayağını öpün, duasını alın. Hiçbir gerekçeden dolayı ne eşinizden, ne evladınızdan, ne de şundan bundan veya ticari veya mirasla ilgili bir konudan dolayı sakın ha sakın anneye küs olmayın, dargın olmayın, üzmeyin, of bile demeyin. Bu nedenle de denir ki terazi tartılır ahirette, dengelenir günah ve sevap. Of kelimesi gelir, terazi dengesi bozar. Anneye of dedin ya, işte o of gelir, dengeyi bozar. Aleyhine bozar yani, lehine değil. وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّنْ
Yani onlara baba ve anneye of dahi deme. Yani düşün ki yani of da gizli de yapılabilir. Of be filan. Onu bile yapma diyor ya. Yapmayacaksın bunu diyor. Senin dünya hayatına gelmene sebep olmuş. Sen de ona hizmet etmeye devam edeceksin. Anne sevgisi çok önemli. Rabbim annelerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah iyilerle onları haşr eylesin inşallah diye. Efendim duamızı getirelim. Efendim bu duadaki sünnetler vardır. Ona şöyle bir bakalım. Duaya Euzu Besmele ile başlamak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd etmek, salavat getirdikten sonra başlamak sünnettir. Ne demek yani? Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed. Türkçe söyleyelim hocam. Tamam. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd Allah'adır. Salatü selam peygamberedir. Oldu mu? Arapçasının Türkçesi bu. Bir daha söylüyorum. Duaya başlarken bunlarla başlayınız. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a hamd ederim. Salatü selam peygamberine gönderirim. Duanın kapısını açtı. Şimdi iste. İstediğini söyle, arzu ettiğini. Unutma, dua kabul edilecek diye inan. İnanmazsan, duam kabul olacak diye kendini hazırlamazsan duan kabul olmaz. Duada acele etmeme sünnettir. Etme yani dua. Acele etme. Hemen olsun ya Rabbi bu akşam. Ya bu akşamı bırak. Bir akşam olur. Şu saniye hemen duam kabul olsun. Yapma onu. Allah'la pazarlık yapma. Duanı arz et. Allah'a ilet. Otur kararını bekle. İlahi karar mutlaka gelecektir. Haram lokmayı yemeyi bırak. Efendim diyor ki Peygamberimiz üstü başı dağılmış bir adam gördüm. Bir adam varsayın. Yorulmuş, dünyanın çilesine katlanmış. Ticaret yapmış ama haram yemiş. Falancaya küfür etmiş. Filancaya hakaret etmiş. Hadisin ifadesi böyle. Falancanın ekmeğini elinden almış. Yediği haram, giydiği haram, içtiği haram. Sonra Allah'ım, 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 Allah'ım diyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ Allah niçin onun duasını kabul etsin? Allah niye kabul etsin onu yani? Niye etsin? Ya, içtiği haram, yediği haram, gıdası haram, suyu haram, giydiği haram. Allah'ım, Allah'ım diyor. Allah niye kabul etsin onu diyor. Niye kabul etsin? اَطْيِبْ مَتْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعَى Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki peygamberimize, peygamberin amcası, amcazade, dayısı, dayızadesi. Diyor ki Allah'ın peygamberi, bana öyle bir şey öğret ki duam kabul olsun. Peygamberimiz saatlerce ibadet et, namaz kıl, oruç tut, zekat demiyor. Ne diyor peki? Çok ilginç bakın. Bu hadis çok önemli yani. Hadislerin hayatımıza dokunduğu şey o kadar kıymetli ki doğru bilsek çok faydamız olacak. Yemeğini temiz ye, temizden ye, haram yeme, duan kabul olur. Çok namaz kıl, çok zikir yap, çok salatü selam getir, çok şunu yap, çok geceleri uykusuz kal, teheccüd kıl, vitir kıl, efendim şu namazı kıl, bu tövbe namazı, işrak namazı, duha namazı kıl, evvabin kıl demiyor. اَطْيِبْ مَتْعَمَكْ Yemeğini düzgün yap. Helal ye. Tekin müstecabe dua, dua makbul olur. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duası kurşun gibi işliyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duası makbuldü. Niçin? Peygamberin dediği ölçüye göre hareket ettiği için. Onun için haramı yeme. Haram yiyorsun, Allah senin istediğini yerine getirsin. Niye getirsin? Getiriyorsa felaketin başlangıcıdır o. Buna biz İstidraç diyoruz.
Allah yoldan çıkanın önündeki engelleri de kaldırır. İyilerin önünde engelleri kaldırdığı gibi kötülerin önündeki engelleri de kaldırır. Kötülüğünü artırsın, şerre daha çok bulaşsın. Çünkü şerri tercih etti, Allah da kapıyı açtı adaletin gereği. Hayrı tercih etti, Allah kapıyı açtı adaletin gereği. Haramı terk et. Kul hakkı yeme. Kul hakkı yersen ona göre muamele edersin, muamele görürsün. Hazreti Peygamber için salatü selam getir. Dua et. Hazreti Peygamber'e salatü selam getir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Salatü selamın binlerce türü var. Salaten tüncina biha min cemil ehvali vel afati vel eskami vel beliyyatit ve tutahirna biha min cemil seyyadi. Çok uzun dualar var salatü selam. Ama en kolayı salatü selamın en yapılabilir olanı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e salat olsun. Bu bile yeterli olur. En kolay olanı neyse onu yapmaya çalış. Zaman ve mekan gözetmek ve vesile kılmak sünnettir. Yağmur yağdı. Değil mi? Duanı yap. Kar yağdı, duanı yap. Bir iyilik yaptın, duanı yap. Ezan duydun, duanı yap. Bir iyilik yaptın, bir fakire bir para verdin, duanı yap Allah'ım. Hatta fakirden dua iste. İhtiyacını giderdin bir teyzenin, bir kap yemek verdin tek başına yaşa. Verirken içinde biraz et var içinde. Teyzen bize de dua et ya, elden ayağından öptüm, bize bunu kabul et. Eskiler zekatı ve sadakayı verirken rica ederlerdi. Alır mısınız lütfen? Kabul eder misiniz lütfen? Onun için böyle başa kalkmazlardı. Utanırlardı verirken, iyiliği, zekatı verirken dahi haya ederlerdi. Abdestli olmaya gayret ediniz, elinizden geldiği kadarınca. Abdestli olmak sünnettir duada. Şart değil ama iyidir yani. Bağırıp çağırmayın dua ederken. Yani bazen insan heyecanlanır, kendini kaybeder. Ya bu ayrı şey. Ama tadarru ve hufye, gizlice yalvarırcasına uygun bir sesle kime hitap ettiğinin farkına var. Onun için mesela diyorsun Allah'ım ver, emir sigasıyla verirsin ama sendeki emir rica min arz konusu anlamına gelir. Yani Allah'a emir yok ama ifade kelimesi öyle, kesinlik istediğin için. Duada dine aykırı şey söyleme. Allah'ım bana güç ver, ben gidip insanları sömüreyim. Bana güç ver, insanlardan intikam alayım. Bana güç ver, ben onları bir ezeyim. Bana güç ver, bir hakaret edeyim. Böyle bir istek olmaz yani. Dini değildir. Vicdani değildir. Doğru değildir. Israrcı ol duanda. Doğru bir dua olduğuna inanıyorsan, ısrarcı ol duanda. Sakıncası yok. Allah kabul eder. Başkasının kötülüğünü isteme. Allah'ım şu falanca var ya, kahrolsun, yok olsun, kötürüm olsun, lanet olsun. Ya ağzını alıştırma. Ağzını alıştırırsan şerre, ağzın şerre açılır. Son nefesinde de şerle ölüp gidersin. Kötülüğü isteme kimse. Ne kendi kötülüğünü, ne başkasının kötülüğünü isteme. Elleri kaldırıp dua etmek şu şekilde de olabilir. Peygamberimizin şekilde elini kaldırdığı vakidir yani. Koltuk altı görünecek kadar elini kaldırdığı, şöyle de kaldırdığı, iki elini birleştirdiği de vakidir. Olmuştur yani. Nasıl keyfine gidiyorsa, nasıl kendini rahat hissediyorsan, elini şöyle yüzüne sür. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Duada, dua ederken gönülden yap. Gözyaşı dök, kimse yokken. Tekrar et duayı. 1-2-3 defa tekrar et. Kimden istediğinin farkına var. Öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki onun için yok yoktur. Öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki ona engel bir şey yoktur. Öyle bir Allah'tan istiyorsun ki hazinesi tükenmez. Onun için Allah'ım bana şundan versen şu kadar, bundan versen şu kadar. Hayır. Dilediğin kadar. Allah'ım dilersen beni affet. Hayır, böyle bir dua olmaz. Allah'ım beni affet.
Dilersen beni affet. Beni affet diyeceksin. Ne demek yani dilersen? Allah engel bir şey mi var yani? Allah affettikçe hazinesi azalmaz. Bu nedenle de nimetin sahibi olduğunun farkında ol ve gönlünle Allah'a yalvar ama duanın gereğini yerine getir, ihlaslı ol. Samimi ol, temiz ol, duru ol, oyun yapma, oynama yani. Samimi ol. Unutma Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikten önceki en büyük vasfı, en büyük ismi El-Emin, güvenilir Muhammed, güvenilir. Hocam güvenilir olmayan kişi benden güvenilir olmamı istiyor. O istediği için değil, sen olman gerektiği için ol. Evet, bazen seni ahlaka çağıran kişi ahlaktan nasibini almamış olabilir. Bazen sana ahlak öğretmeye çalışan kişi çok kötü, şer olabilir. Senin için ölçü bu değil. Ölçü Allah'tır, peygamberdir, kitaptır. Bu nedenle de dilin ve kalbin bir araya gelsin. Duayı geniş kapsamlı tut, sünnettir. Herhalde bunlara dikkat edersek yeterli olur diye düşünüyorum. Bir telefon var, telefonumuzu alalım. Alo. Hayırlı günler, iyi sabahlar. Hanımefendi buyurunuz, hoş geldiniz hocam programımıza. Selamünaleyküm. Ay ben çok istedim sizinle görüşmeyi. Allah'ım bugüne kısmet etti. Çok teşekkür ediyorum. Bir dileğim var, size danışmak istiyorum. Buyurun. Rüyamda gördüm kızımı. Buyurun hanımefendi. Çok da heyecanlandım şu an. Emin olun ki. Benim kızım neredeyse bir sene yaklaştı, öldü. Ölmeden önce benim haccım çıktı. Ben dedim ki kızım çok pahalı, gidemem herhalde dedim. Babasıyla beraber yazılmıştık. Babası da Covid'den ölmüştü. Anne dedi ne olursun git dedi. Bak babam da mutlu olur dedi. Ben dedi kalan tarafını ben şey yapacağım. Evimi satarım gene gidersin dedi filan. Neyse beni razı etti. Kaydımızı yaptırdık. Bize çıktı hac. Ondan sonra da kızım 3 gün sonra öldü. Kızım hastaydı. Hastane mikrobu bulaşmış. Kızım dayanamadı o verdikleri ilaca. Genç yaşta öldü kızım. Çok üzgündüm tabii ki. Yani hasta mı diyorsa hastanede mi bir şey oldu? Hastanede hasta değildi. Bu çok şişmandı. Karnındaki o yağları aldılar, sarkan şeyleri. Ama o arada ameliyat esnasında hastane mikrobu bulaşmış kızıma. 14 gün mücadele ettik, iyileştik gibi oldu ama kızıma verdikleri ilaç kalbini durdurdu. Kızım bir saniyede öldü. Ama tabii ki sıram geldi, hac vazifemi yaptım. Yaptığım günü, Arafat'a çıkacağımız gün ben kızımı rüyamda gördüm. Tabii bundan önce de görüyordum da hiç konuşmuyor benimle hocam. Ben en çok ona üzülüyorum, hiç sesini duyamıyorum kızımın. Hep ama istediği şeyleri hep yapıyorum ben. Hacca gittik. Arafat günü işte dediler ki şeyinizi hazırlayın. Orada kalacağız. Erzaklarınızı falan. Ben tabii erzaklarımı hazırladım. Uyumuşum. Uyuduğumda işte bilmiyorum tabii uyuyup uyumadığımı. Sabah olmuş. Ben erzaklarımla beraber durağa iniyoruz. Bize otobüsler gelip götürecekti. Bir de baktım ki kızım güzel, o kadar güzel şey giymiş. Böyle bembeyaz. Başında da örtüsü vardı böyle. Duvak gibi. Kolları uzun, eteğe kadar upuzun beyaz bir elbise giymiş. Aa diyorum kızım sen nasıl geldin buraya? Sen de mi gideceksin hacca diyor, Arafat'a diyorum. Böyle başını sallar gibi yaptı. Ama ben sana yiyecek hazırlamadım diyorum. Sen bu sıramızı kaybetme, ben gideyim senin erzaklarını da alayım geleyim diyorum. Gittim koşarak o devletin o şeylerinden aldım. Dönerken yeşil tarlaların içinde böyle heyecanla uyandım. Ama hep Arafat'ta kızımın nefesini yanımda duydum. Ben bunu acaba diyorum kızıma çok dua ettim. Şey dediler hani tavafa falan gittiğimizde ben kızım için de dönmek istiyorum dediğimde kızım dedi kabul olmaz, sen kendin için dön, ona da dua et dediler. Ama Arafat'ta kızımın hep nefesi yanımdaydı. Ben bunun bu rüyamın nedenini bir açıklamanızı istiyorum eğer mümkünse. Hanımefendi, öncelikle Allah mekanını cennet eylesin kızınızın. Allah şerlerden uzak eylesin inşallah. Sizin hayatınızı şerlerden uzak eylesin. Tabii
kızınız sizin hacca gitmenize aracı olmuş, vesile olmuş, sizi teşvik etmiş. O teşvik üzerine siz de belki kararsızken karar verdiniz. Hacca gittiniz. Kızınız اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ genel bir prensiptir dinde. Bir şeyin olmasına aracı olan şey o işi yapan gibidir. Bir hayra aracı olan kişi hayrı işlemiş kişidir. Kızınızın hacca gitmeniz bir hayırdır tabii ki. O da dua ettiniz. Kızınız da buna vesile oldu. İnanıyoruz ki kızınız siz Arafat'tayken manen yanınızdaymıştır. Rüyada gördüğünüz şey doğru bir rüya, sadık bir rüya. Arafat'ta hele özellikle. İnşallah Allah katında hac yapmış gibi kabul edilir sizin haccınıza aracı ve kapıyı açtığı için. Bu iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Mutlaka karşılığını bulacaktır. Kaç yaşındaydı kızınız? Kızım 46 yaşındaydı hocam. Kaç efendim? 46 yaşındaydı. 46 yaşında. Çocuğu yoktu. Çok istiyordu. Evli miydi efendim? Evliydi evet. Çocuğu da vardı herhalde. Çocuğu yoktu, olmadı işte. Tüp bebekler falan yaptırdık. Olmadı. Anladım. Anladım. Mekanı cennet olsun. İnşallah ahirete buluşursunuz. Siz orada vefatını duyduktan sonra onun adına bir umre yaptınız mı? Yaptım da hocalarımız dedi ki başkanlarımız onun şeyine kıyabında yapamazsın dediler. Yaparsın. Ama ben gene de yaptım ya. Yaparsın. İyi etmişsin. Hem eşim için yaptım, hem kızım için yaptım. Her dönüşümde dualarımı ettim. Her namazımda dualarımı ettim. İnşallah cennette olsun. Ya Rabbi affetsin. Kabir azabı çektim mesela. İnşallah kabul olur. İyi etmişsiniz yapmakla. Yaparsınız. Ondan sonra sevabını ona bağışlarsınız. Sevabı ona gider zaten. Namazlarından sonra ona bazen vakit bulduğunuzda iki rekat namaz kılın. Kızınızın ruhaniyetine gönderin. Allah onu affetmiştir inşallah. Yasinler okuyorum, ruhuna gönderiyorum. Namazlarımda yani hep ediyorum. İnşallah Allah kabul eder. En çok i̇nşallah, ben bunu söylemek inşallah, istedim. İnşallah, inşallah. İnşallah Rabbim gitmiştir o da diye mekanını cennet etsin. Ulaşmıştır, haberdardır. Sizin umrenizden, sizin haccınızdan ve umrenizden nasipdar olmuştur inşallah. Nasibini alacaktır inşallah. Hanımefendi saygılarımızı iletiyoruz size. Allah yar yardımcınız olsun. Efendim bir telefon daha var. Tabii sağlık bu. Allah şifa versin. Allah rahmet eylesin. Kardeşimize de Allah sabır versin. Alo. Alo, günaydın hocam. Hayır sabahlar, günaydın. Programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Ya benim sorularım vardı size de. Buyurun, buyurunuz. Hocam benim annem vardı, bağırsak onun Alzheimer hastası. Evet. Biz 7 kardeşiz. Yani gelinler bakmadı. Kaçtılar daha doğrusu, evden kayınla geliyor diye. Evden kaçtılar yani. Evet. Anam günden güne kötülendi. Kötü oldu, kötü oldu. 3 gün bakan, 5 gün bakan atıyor. Ondan sonra hocam biz o abim falan kardeşler toplandık. Dedik ki parayla bakılsın. Yani bakmayan parasını versin dedik yani. Tamam mı? Tamam. Okey mi? Okey. Oldu hocam. Evet. Neyse hocam ben annemi evime getirdim. Kardeşim dedi ki bana, abla ben anama bakacağım, durumum kötü. Ben para veremeyeceğim, yetiştiremiyorum. Ben de dedim ki bak, sen anama bakamazsın, artık yatalak. Yatalak. Sen de anama dedim, bakamazsın. Bak, bir şey olursa dedim, abim de var, o en küçük kardeşim de var. Bak, bunun hesabını ben size sorarım dedim. Olmaz evet. Dedi, bakarız dedi. Tamam. Hanımınla da tartıştık hocam. Hanımı bize evine sokmadı. Biz bir ay boyunca hanımı ben göremedim. Nasıl baktı? Ne etti? Bilmiyorum. Anam bir geldi bana. Hiç çevrilmemiş hocam. Ben devamlı pozisyon veriyordum. Ne veriyordunuz? Hiç çevirmemişler hocam. Yatak yaraları oldu. Hiç çevirmemişler. Ha, çevirmemişler hiç. Vücudu pozisyon verilmemiş yani. Vücudu çürümüş, şey olmuş yani. Evet hocam. Tahrip olmuş yani. Evet.
3 ay boyunca anam benim evde. Bak enfeksiyondan oradan biz geldi kardeşimden. Enfeksiyondan anamı kurtaramadık. Allah rahmet eylesin annenize tabii ki. Tabii ki Cenab-ı Allah hiçbirimizi zor şeylerle imtihan etmesin. Hiçbirimizi. Eskiler çok güzel şeyler söylemişler. 3 gün yatak, 4. gün toprak demişler. Yani Anadolu insanının irfanıyla söylemiş kelimeler, cümleler bunlar. Hani Allah çektirmesin, kimseye sıkıntı olmasın diye. Efendim, anneniz hastayken geliniz, annenizi size göstermediyse Allah katında sorumludur, günahkardır. Evine de sokmamış. Yani evine sizi sokmadı herhalde. Öyle anlıyorum ben. Siz de hakkınızı helal etmiyorsunuz. Bunun günahı yok. Zulmeden zalime sen zalimsin demek sünnettir. Zalime sen zulmettin, haksızlık ettin demek. Sesi yükseltmek bu nedenle dinin müsaade ettiği tavırlardan biridir. Eden bulur mutlak manada günün birinde yapmış olduğu kötülüklerin karşılığını bulur. Siz vicdanen müsterri iseniz problem yok. Efendim bir veterimiz var. Veterimize bakalım. Onu beraber değerlendirelim inşallah. Selamun aleyküm hocam. Benim hikayem şöyle hocam. Abim var, evlendi. Biz gelinle çok iyi anlaşıyorduk aslında. Ben onu bir abla gibi görüyordum. Çok samimiydik, çok iyiydik onunla. Daha sonrasında ben abime çok düşkünüm bu arada hocam. Onu çok seviyorum yani. Sonrasında gelinimizle ortak bir işe girmek istedik. Ve kırtasiye dükkanı açmaya karar verdik. İşimiz çok da güzel gidiyordu hocam. Sonrasında bazı durumlar fark ettim hocam. Gelinimiz 300 liralık malı 450'ye satmaya başladığını fark ettim. Başta sesimi çıkarmadım. Bu durum ilerlemeye başladı. İşte müşterilere fazla fazla yüklü miktarlarda etiketlerin üstünde mallar söylüyor. Ondan sonra depoda bulunan ürünleri sanki defosuzmuş gibi yeni ürün diye satmaya başladı. Bundan en vahim durum da ortak girdiğimiz işten benden bile para kaçırdı. Artık dayanamadım, bu durumu abime söyledim. Sonrasında tabii gelinimiz, işte abim de karısını çok sevdiği için işte ben ihtiyacım vardı, bir şeyler alacaktım aslında. Biz aramızda anlaşmıştık, haberi vardı gibisinden söyledi. Ha tabii sonra ben de vicdanıma el vermedi açıkçası. Ortak bir işe girdik. Benim de para ihtiyacım var. Ben de yeni nişanlanmıştım o dönem. Ben gelinimize iftira attım hocam. O parayı sevgilisine yedirdiğini söyledim abime. Abim de tabii bana güveni sonsuzdur. Bugüne kadar bir tek yalan bile söylememişimdir abime. Abim de inandı ve boşandılar. Hocam bu attığım iftira beni için için yiyor. Size sormak istediğim sorularım var bu konuyla alakalı. Hocam yuva yıkmanın günahı nedir? Yani geliniz tabii yanlış bir şey yapmış. Malı hak ettiğinden pahalıya satmakla tüketiciye zulmetmiş, kul hakkı yemiş. Buna hassas davranmanız son derece güzel, makul, hoş, alkışlanacak bir şey. Buraya kadar tamam. Ama abiniz gelininize çok bağlı diye, karısını çok seviyor diye, abinizi ondan soğutmak için geline evli olan bir kadına iftira atmanız bir o kadar büyük bir günah. Yani diğer tarafta alkışlanacak bir şey yapıyorsun. Malı hakkıyla satıyorsun. Aldatmıyorsun. Aldatan bizden değil diyorsun. Ama sonra abini aldatmış oluyorsun. Yanlış bilgiyle. Ve abin de hanımından boşanıyor. Hakikaten yuva yıkmak büyük günahlardan biridir.
Bir de yani namusla ilgili bir şey söylemek çok kötü. Hani dersin, anlaşamıyorsunuz, huysuzdur, şudur budur filan falan dersiniz. Abiniz soğur, boşanır. Ama namusa yönelik, iffete yönelik, hele hele masum bir kadının, çünkü namus konusunda masum, eşya satmakta masum değil. Çünkü haram para kazanıyor, aşırı kar koyuyor, tüketiciyi aldatıyor, o ayrı. Ama iffetiyle ilgili bir konuda namusluyken onu namus dışı hareket ediyor gibi göstermek büyük günahtır. Kul hakkıdır. Kul hakkının ötesinde kamunun hakkıdır. Onun yanında Allah'ın hakkıdır. Üç hak bir anca çatışır. Mutlak manada en azından bir helallik almanız gerekir. Ve mümkünse kimlere yanlış söylemişseniz, ya kızım ben yanılmışım, öyle zannettim ama öyle değilmiş gibi kendinizi de kurtaracak bir şeyle onu düzeltmeniz gerekiyor. İffetsiz bir kelimeyle anılmamalıdır o kızcağız diye söylemiş olayım. Evet, soruları var herhalde. Devam edelim sorularına. Hocam, bu olaylardan sonra gelinimiz bana ulaştı. Sen bana böyle bir şey yaptın. İnşallah yaptıkların seni bulur dedi. Şimdi o zamanlar nişanlıydım. Şu an ben de evliyim hocam. Kayınvalidemden de aynı şeyleri yaşıyorum. O da bana iftiralar atıyor. Acaba gelinimizin bedduası beni bulur mu? Ondan çok korkuyorum. Yani bilemeyiz onu. Geleceği Allah bilir. Bilemeyiz. Allah adına karar da veremeyiz. Ama mendekka dukka, yani yanlış yapan bulur. Genel prensip eden bulur diyoruz ya. Yani insanlar hakkında töhmete bulunmamak gerekiyor ya. Dili kalbi temiz tutmaya çalışın. Birini bir şeyle kınadığında o kınadığın şey yapmadıkça ölmezsin diyor hadiste. Peygamber buyuruyor. Kınadığın şey başına gelmedikçe ölmezsin diyor. Bunu şöyle görüyorlar. Adam tövbe etmişse, tövbe etmesine rağmen onu gündeme getiriyor. Diyor sanki falanca kişi şunu yaptı. Aynı suçu, aynı günahı, aynı hainliği, aynı ihaneti yaşamadan ölmezsin diyor. Bunun için yapma. Ha, gelinin ahı mı tuttu, başka bir şey mi onu bilemeyiz. Allah bilir. Ama tabii ki mazlumun bedduasından sakın. Değil mi? İttaku davetel mazlum. Mazlumun davet bedduasından sakın diye ifade ediliyor. Devam edelim. Hocam, bu korku yüzünden şunu düşünüyorum. Acaba ikisini barıştırsam mı diye düşünüyorum bazen, her şeyi itiraf edip, ya da abime böyle bir yeni kısmet mi, sevebileceği birini mi bulsak diye düşünüyorum. Kararsız kaldım hocam. Sizce ne yapmalıyım? Kararsız kalma bence. Eğer bir aile krizi olmayacaksa, ciddi bir sıkıntı yaşamayacaksa, ciddi bir travma oluşmayacaksa, abini ikna et. Bu hanımefendiye, yani gönlü istiyorsa, abinle onu buluşturun ve düzeltin, hatayı düzeltmeye gayret edin diye ifade edeyim. Çünkü bozulmuş olan bir yuvayı düzeltmiş olursunuz. En büyük hayrı da bunu yapmış olursunuz. Kendinizi de kurtaracak bir şey yapın. Deyin ki o anda ben şuursuz hareket ettim, aklım başımda değildi. Şu bir şeyler söyle, kendini kurtar. Ama bu aileyi de eğer kurabiliyorsan o yuvayı birleştir yeniden. Yeni bir yuva arama. Olanı düzelt, ıslah et, tamir etmeye gayret et. Elinden geldiği kadarınca. Herhalde anlaşılmıştır. Bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Unutmayın. Geçenlerde hani helal kazanç, aşırı kazanç. Kahire'deydim. Hanımla beraber. Orada ben 40 yıl önce de Kahire'de okudum. 2 sene Mısır'da kalmıştım. Eğitim görmüştüm. Arapça ve tefsir üzerinde çalışma yapmıştım. Nil kenarında bir yerdeydik. Lütfen iyi dinlemenizi rica ediyorum. Helal ve haram. Hassasiyet bakın. Küçük gördüğümüz bazı ülkelerde hassasiyet bizden daha iyi. Efendim otelimizden çıktık hanımla beraber. Bir kardeşimiz de yanımızda.
beraber dedik Abbasiye, Abbas Hakkat meşhur yazarlarından biri. Onun caddesine bizi götürür. Kaldığımız otel ile orası 30 kilometre. 30 kilometre uzak bir yer. Gece saat 30 dakikada ancak gittik. Binerken taksiye dedim ki borcumuz ne kadar? 200 lira dedi. 200 lira bizim 100 liramız. Bizim paramız oradan değerli tabii. Bu arada bir ciddi fark var. 100-120, 130 lira belki. Tabii problem yok dedik. Bizi gideceğimiz yere götürdü. Abbasiye Caddesi ki çok işlek, çok hareketli bir cadde. Efendim indik orada. Paramızı verdik. Taksiciye dedim ki teşekkür ederim. Taksici dedi ki benim Arapça rahat konuştuğumu gördü ama Türk olduğumu da biliyor. Yani turist olduğumu biliyor tabiri caizse. Dedi ki ben bekleyeyim sizi. Ben dedim ki bekleme bir saat vaktimiz var. Gezeceğiz, dolaşacağız. Hayır ben de dolaşırım dedi. Gelirken beni buradan bana arabama binin beraber dönelim dedi. Bir saat bekleriz ama dedim. Bir saat bekleyelim dedi. Problem yok. Böyle bir taksici. Taksici bu. İnsan taşıyarak hayatını kazanıyor. Bir saat dolaştık, geldik. Hakikaten taksici olduğu yerde bekliyor. Bunu fiilen yaşadım ben. Hiçbir şey konuşmadan bindik. Teşekkür ettim. Ben yanına oturdum. Misafirimiz arkada hanımla beraber ablamız oturdular. Beraber otele kadar geldik. Yarım saat yol sürdü. 30 kilometre. İnerken ben elimi cebime attım. 200 lira daha çıkardım. Giderken 200 vermiştik. Giderken de 200. Ne bu para dedi. Bizi bekledim. Bir de hatta beklediğinden dolayı daha fazla vermemiz gerekiyor dedim. Ne kadar para istiyorsan onu verelim size dedim. Bu 200 de dedim bizi geri getirdiğin için. Hayır dedi ben o parayı hak etmiyorum ki dedi. Lütfen ahlaka bakın. Nasıl dedim yani. Beyefendi ben zaten dönecektim buradan dedi. Boş dönecektim dedi. Sizi de yanıma almış oldum. Ben de caddeyi gezmiş oldum. Dolaşmış oldum. Lütfen o parayı cebinize koyun. Ben o parayı hak etmedim. Hak etmediğim parayı alamam dedi. Mısırlı taksici bu. Olayın şahitleri var. Ben ısrar ettim, o ısrar etti. Almam dedi. Zorla cebine para soktu. Ya beni taşıdın ben dedim. Başa taksi tutsaydım bu parayı verecektim zaten. Yok dedi beyefendi ben dedi bu parayı hak etmedim, parayı alamam dedi. Bu ahlak işte. Lütfen kıyaslayın. Başka yerlerde gördüğünüz örneklerle bunu kıyaslayın. Helal kazanç bu işte. Onun için o hanımefendi başta helal kazancı böyle ifade etmiş. 300 liralık malı 450'ye satamazsın. 300 liralık satılacak malı 450'ye satamazsın diye gelinle müdahale ederken haklıydı. Ama gelinin namus konusunda abisine jurnallediğinde yanlış bilgiyle jurnallediğinde de hatalıydı. Sanıyorum bir sorusu daha var. Evet sorumuz bitti herhalde. Peki bir telefon var telefonu alalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hoş geldiniz programımıza buyurunuz. Hoş bulduk hocam nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim saygılar sunuyorum efendim buyurunuz. Buyurun. Şöyle ben 30 yıllık evliyim. Evet. Evlenmeden önce annem benim rahmetli nur içine yatsın çok seviyordum kendisini ama çok sıkıntılı bir psikolojisi vardı ve çok eziyet ediyordu bana. Anneniz yani, mi? Evet annem ama o da kendi ailesinden işte sülalesinden çok çekmiş, babamlardan çok çekmişti. Psikolojisi çok bozuktu. Onu ben evde olduğum için bana çok yansıtıyordu. Ve o kadar çok sıkıntılıydım ki inanamazsınız. Yani böyle ölsem de kurtulsam. Benim şimdiki eşim o zaman annesi falan beni görmeye geldiler. İşte ben istemedim falan. Sonra annem bir sürü laf etti. Seni beğenmezler zaten. Sen istesen de seni almazlar falan gibisinden. Ben de Allah yalvardım güzel yarabbim beni bu durumdan kurtar. Eğer çünkü yerlerdeyim hakikaten intihar aşamasındayım. O kadar eziyet etmiş annem bana. Dedim ki Allah'ım tövbe haşa, tövbe haşa ya. Çok tövbe ettim ama Allah'ım sen yoksun dedim. Tövbe haşa Allah'ım sen yoksun dedim. Sen olsaydın beni görürdün dedim. Bu kadar eziyet, bu kadar sıkıntı yaşıyorum. O kadar dua ediyorum beni duymuyorsun dedim. Sen dedim beni bu sıkıntıdan kurtarmazsan
ben senin varlığına inanmayacağım diye isyan ettim. İsyan ettim, öyle uyumuşum. Gece rüyamda şimdiki eşimi gördüm işte, geliyorlar, istiyorlar falan. O zaman dedim ki Allah'ım gelip istesinler tek, tek annemin söylediği yere düşsün ama evlilik olmasın dedim. Eşim geldi, rüyama geldi. İşte rüyamda çok beğendim, sevdim. Bu sabah kalktım, uyandım, o sıkıntım her şey geçmiş, bir şey kalmamış filan. Derken eşimle işte annemden kurtulmak için hani hiç tanımadan, bilmeden evlendim. Ama sonra çok tövbe ettim tabii. Hızlandırırsanız vaktimiz doluyor çünkü, ne olur. Çok tövbe ettim şöyle. Şimdi o tövbem kabul olmuş mudur? Bir. İkincisi, eşim bana son derece eziyet ediyor. Kumar oynuyor. Nasıl diyeyim? Yani, Allah eşinizi ıslah etsin inşallah. Amin. Bunların çilesine katlandığınız için de sevabınız çoktur sizin. Evet. Hiç merhameti yok. 30 yılın 25 yılı küs geçmiştir. Sürekli küs, sürekli eziyet ediyor. Yarışlara gitsin diye, at yarışlarına gitsin diye. Şimdi eve haram para getiriyor. Evde hiç huzur yok. Boşanmak istiyorum ama hiçbir tepki veremiyorum. Eşimin cebinde şey gördüm. Kayınvalidem Allah'ın esmalarının 3 tanesini yazmış. Dibine de dilini bağla tut diye yazmış. Bu esmalar hani böyle etkili olur mu? Onun için mi ben tepki veremiyorum? Onun için mi ben karşı gelemiyorum? Bu kadar kötülük yapmasına rağmen benim tepkim çok az kalıyor. Peki. Ben boşanmak istiyorum. Nasıl boşanayım? Boşanamıyorsunuz aynı zamanda. Anneniz, Allah yardımcınız olsun, çok acayip bir aileye düşmüşsünüz. Baba, koca belli ne yaptığı, neler yaptığı söylüyorsunuz. Anne nuska ile uğraşıyor. Esmaları kötü niyette kullanıyor. Allah'ın esmasını kötü niyette kullanan zalimdir yani. Sizi de sıkmışlar. Siz de Allah hakkında tövbete bulunmuşsunuz. Tabii Allah noterimiz değil bizim. Allah bizim noterimiz değil yani. Dilediğimiz şeyi onaylamak zorunda değil. Yok öyle bir şey. Ama Allah'ın kudreti, azameti, biz bir kum tanesi değiliz evrende. Yani kainatı, büyük kainatı düşünün. Nasıl Allah'ın karar verdiğini ona göre bir düşünelim, tefekkür edelim. Allah'a sığının, onları Allah'a havale edin. Allah'ım kocamın ve eşinin şerrinden beni muhafaza et diye kayınvalidenizi de kocanızı da Allah'a bırakın. Kararı onlar verir. Kararı Cenab-ı Allah verir. Mutlak manada kişi ettiğini bulacaktır diye ifade edeyim. Allah yar yardımcınız olsun inşallah. Efendim şu anda ekranda Diyarbakır konferansımızdan, Gaziantep Diyarbakır konferanslarında bulundum. Binlerce kişi geldi. Teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde Gaziantep, Diyarbakır ve Adil Cevaz'da kardeşlerimizi toparladık. Şeylerde, meydanlarda binlerce kişi. Sevgiliyi anlattık onlara. Sevgili Peygamberimizi, Hazreti Muhammed'imizi anlattık. Onlarla selamlaştık, ahitleştik, sözleştik, kucaklaştık. Gençlerin, çocukların özellikle çok ilgisi beni çok 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 mutlu kıldı. Çocuklar, evlatlar çok çok heyecanlılar. Bunlar Diyarbakır'daki çocuklar işte. Evlatlar çok çok Peygamberimizi onlara anlatın. Peygamberimizi evladınıza, evlatlarınıza tanıtın. Fatiha'yı öğretir gibi öğretin onlara. Merhamet etmeyi, sevgiyi, öfkeden, nefretten, kinden, düşmanlıktan uzak durmayı evlatlarımıza her yerde öğretelim. Türkiye'nin her tarafında, her sokağında, Gaziantep'inden tutunuz, Çanakkale, Manisa'dan tutun, Diyarbakır'a, Urfa'dan tutunuz, Hakkari'ye kadar, ne bileyim Uşak'a kadar, İzmir'e kadar, her yerde bizim sevgiye, beraberliğe, birliğe, kardeşliğe, merhamete, affa ihtiyacımız var. Bizi biz yapan şeyler bunlardır tabii ki. Onun için bizi yalnız bırakmayan binlerce kardeşimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah sayılarını, himmetlerini, bereketlerini çoğalsın inşallah. Yapılan sohbetlerden Allah istifade etmeyi, yararlanmayı hepsine nasip eylesin inşallah diye temenni ediyorum efendim. Peşembe diziden sonra buradayız. Peşembe akşamları Dost'a Doğru biraz öne aldık. Saat 23-23-10 civarında ekranda olacağız. Dost'a Doğru'yu kaçırmamaya gayret ediniz. Her pazar saat sabah 10'da Kur'an ve Sünnet programında buradayız. Cuma sabahları soru cevap programında 8.30'da buradayız diye ifade edeyim.
Sizleri de ekran başında bekliyoruz. Dua edin bizlere. Dua ediyoruz sizlere. Sizden dua bekliyoruz. Biz de dua ediyoruz. Rabbim hepimizi korusun. Allah şerlerden uzak eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Rabbim sizi korusun. Allah'a emanet olunuz. Mevlam sizi, bizi, hepimizi şerden, şikaktan, nifaktan, hastalıktan, kaza, bela, musibet, afet, depremden, zelzeleden, görülür görmez, bilinmez her türlü kötülükten uzak eylesin bizi. Sizi seviyoruz. Efendim, Allah'a emanet olunuz.